güzel bir meydandayız. Burası Plaza Vieja. Dört bir tarafı çok güzel binalarla çevrili. İspanyol sömürgesi olduğu dönemlerden kolonyal mimari hakim burada da. Arkamda bir tanesini görüyorsunuz binaların zaten. Çok güzel bir meydan. Bu arada enteresan, tam sağımda Paul & Sharp, tam solumda da Benetton'un mağazaları var. Açık bir meydanda ilk defa bu kadar büyük markaların olduğunu görüyorum. Sokaklardan geçiyoruz ki, hatta yani bu seyahatimiz boyunca öyle yerlerden geçtik ki baya baya ara sokak. Normalde korkutabilecek bir şey ama alıştık, hiçbir şey olmuyor. Yani Havana yani, tedbirli olduktan sonra bence güvenli. Başka bir yerde geziyor olsam çok hani tedirgin olurdum. Havana baya güvenli açıkçası. Hani sadece Old Havana'dan bahsetmiyorum, diğer taraflarından da bahsediyorum. Yani yürüdüğüm, gezdiğim kadarıyla hiçbir problemle karşılaşmadık. Elimizde fotoğraf makineleri, işte telefonlarımız falan. Gayet ara sokakları, artık turistik meydanların dışına çıkıp gezdik. Hiçbir şey olmadı, hiçbir problem olmadı. Yani normalde İstanbul'da arabamızla bile girmeyeceğimiz yerlerden yürüyerek geçiyoruz. O anlamda güvenli bir şehir Havana. Şimdi Havana'nın aslında bayağı dışında bir yere geldik. Ben sadece mural olduğunu biliyorum ama Cengiz size anlatsın nasıl bir yermiş. Şimdi eski Havana'nın dışına çıktık. Bayağı bir dediğimiz yaklaşık 1,5-2 kilometre. Hatta yolda Havana'nın sokaklarından geldik. O en fakir insanların belki de yaşadığı yerlerden geldik. Burası ise o havanın tamamen dışında kalmış biçimde. Duvarlarda murallar var, müzikler çalıyor. Biri La Guardia'ya yemek yemeye geldik. Filmlere bile konu olmuş bir mekanı var aslında buranın. Ve girişi, merdiveni ve binası özellikle muhteşem. Yemeklerin lezzeti de harika. Aslında dondurma AVM'si diyebiliriz, marketi ya da inanılmaz kalabalık. Burada iki türlü sıraya girebiliyorsunuz. Ya yereller gibi pezo ile ödemek ya da kukla ödemek. Biz pezo ile ödeyelim, daha uygun fiyatlı oluyormuş çünkü diye. Pezo ile ödeyenlerin sırasına girdik. Bizi çok kez kuk sırasına, turistlerin sırasına sokmak istediler ama biz şansımızı denedik. Şimdiye kadar başarılıyız. Dondurmaları bekliyoruz.
Bakalım birazdan sipariş alırlarsa dondurmaları da göstereceğiz size. Açıkçası dondurmanın bir topunun yaklaşık 25 kuruşa falan geldiği söyleniyor. Bir de çok arkadaşlarımız tarafından önerildi. Öyle de okuduk. Airbnb hostumuz bile yazmış. Burada dondurma yemeği önermiş. Ama sanıyorum şu an Küba'da en gerildiğimiz dakikaları yaşıyoruz. Alt üstü dondurma yiyeceğiz. Bir aşağıdan buraya gelene kadar zaten gerildik. Kupunuz mu var, kupunuz mu var, kupumuz var diyoruz. Bir şeyler söylüyor, anlamıyoruz falan. Uzunca bir sıra beklememiz mi gerekiyordu, onu da anlamadık. Yukarı çıktık, bir tane garson geldi sipariş almak için. O da İspanyolca, full İspanyolca konuşuyor. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Sipariş de almıyor bizden. Sadece bir su bıraktı. Ama diğer insanlar da sipariş tutuyor. Yani şu an burada ne döndüğü hiçbir şekilde anlayamadık. Şimdi dondurmalarımız geldi sonunda. 5 topa 4 top söyledik. Sanıyorum yaklaşık olarak 1 TL'ye falan mı tutuyor? Evet, 1 TL'ye falan geçecek. Yani şu 1 TL olacak. Şu da yaklaşık herhalde 75 kuruş falan. Uzunca bir sürenin olduğunu çözerdik ama sonunda söylemeyi başardık. Şimdi Copelia'dan çıktık. Dondurmalarımızı yedik. Yemeği başarabildik. Arkamdaki sırayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu sadece görünen sıranın, olan sıranın 5'te 1'i. Bunun gibi önümüzde, arkamızda, her tarafta sıra var. Ve buradan binanın içerisine alıyorlar. Binanın içerisinde ayrı bir sıra bekliyorsunuz. Sonra salonlara yerleştiriliyorsunuz. Birkaç tane salon var. Ve salonda oturduktan sonra muazzam bir sıra bekliyorsunuz. Yani biz bir ara işler neden kimse gelip sipariş almıyor, ne oluyor gibi anlam veremedik. Ve sonrasında sipariş verebildik. Devlet dairesi gibi. Resmen devlet dairesi gibi. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Hakikaten çok ucuz. Hani dediğimiz gibi Fidel'in insanlar dondurma yiyebilsinler diye yaptırdığı bir yer. Çok ucuza dondurma yiyorlar. İçeride çok farklı şeyler gördük. İnsanlar yani 5 top dondurma olan bir tabaktan 3'er tane falan söylüyorlar. Fazlasını da kavanozlarına doldurup evlerine götürüyorlar. Farklı bir deneyimdi. Biraz şehrin dışında. Eğer 2-3 gün varsa Havana'da bence bu kadar hani şehrin dışına gelip bu kadar sıra bekleyip girerek zaman kaybetmeye değmez diye düşünüyorum. Muazzam bir lezzet patlaması yok ama deneyim olarak, hani deneyim yaşamaya geldik zaten buraya. Deneyim olarak evet, gelinebilir. Burası San Jose Galerisi. İçeride böyle sanatçıların yapmış olduğu resimler de var. Hediyelik eşya alabileceğiniz pek çok seçenek var. İnanılmaz büyük bir yer. Eğer Havana'ya gelip hediyelik eşya ya da kendiniz evinize bir şeyler almak istiyorsanız, kesinlikle tablo almak istiyorsanız, kesinlikle burayı öneririm. Buraya bir göz atmadan başka yerlere bakmayın. Çünkü hiçbir yerde bulamamıştım. Bunu da yine Gülşen söyledi bana. Burası Sevilla Otel'in altındaki bir pasaj. Bu Alicia krem var ya, Küba'da meşhur olan. Plazenta'dan mı artık neyden bilmiyorum. Üzerinde propolisli diyor. Yani hatta kadın bile dedi ki Türkler geliyor buradan böyle doldurup gidiyorlar çantalarına dedi. Neden Türkiye'de bu kadar popüler bilmiyorum. Biz de aldık, deneyeceğiz. Çünkü Türkiye'de uçuk fiyatlara satılıyor. Burada fiyatı daha uygun nazaran. Burası Sevilla Otel'in altındaki bir pasaj. Ben başka hiçbir eczanede bulamamıştım. Aklınızda bulunsun. Hiçbir yerde bulamazsanız buradan alabilirsiniz. Havana'da Prado Caddesi'ndeyiz. Bu caddenin üzerinde çok fazla sokak sanatçısı var. Resimler var, tablolar var. İşte el işi bir sürü şey var. Gelip burada alışveriş yapabilirsiniz. Ya da sadece ortalarından yürüyüp etrafınızı gözlemleyebilirsiniz. Çok tatlı bir cadde. Ağaçlarla dolu. Her iki tarafında da zaten önemli bir bölgede. Bunun sonunda El Capitolio var, bu caddenin sonunda. Diğer tarafa doğru da yürüyebilirsiniz. Mutlaka burayı ziyaret edin.
buradan San Cristobal restorana geldik. Burası Obama'nın Küba'ya geldiğinde yemek yediği yermiş. Onunla mı ünlendi, öncesinde de ünlü müydü bilmiyorum. Yemeklerimizi söyledik, bekliyoruz. Tadını merak ediyorum. İçerisi çok güzel görünüyor. Yani müze gibi. Dekorasyon bayağı başarılı. Şimdi onları gösteririz. Şimdi size odalarından bir tanesini gezdireceğim San Cristobal'in. Burası da bir diğer odası. Şimdi sizi çok enteresan bir yere götüreceğim. Genelde Küba'da tuvaletler banyo gibi oluyor. Çok enteresan oluyor ama burası bayağı bir enteresan. Böyle giriyorsunuz. Makyaj masası ve tatam. Bir tane küvet. Duvarlarda saatler, resimler, tablolar. Ve böyle bir mekan. Bayağı koskocaman, yüksek tavanlı bir banyo aslında. Böyle çok enteresan banyolar görüyorsunuz Küba'da. Benim burayla ilgili bir öngörüm var. Obama'nın da buraya gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bence Obama buranın sahibinin köylüsü. Yani aynı memleketten. Yani bir şekilde öyle olmalı. Neden öyle söylüyor? Çünkü burası bence biraz ters bir yerde. Çok yürümek istemeyeceğiniz o old havanın olduğu bölgenin dışında biraz böyle geliş meşakkatli. Buraya sadece bu restoran için geliyor gibi bir şeysiniz. Pek etrafında gezecek edecek başka bir şey yok. Cengiz de buraya gelmek için çok istekli değildi. O yüzden diyor ki Obama'nın köylüsü olduğu için bence Obama bu restorana gelmiş. Başka bir özelliği olamaz diyor. Hakikaten çok sokak arasında çok alalede bir yerde bulunuyor restoran. Ama içeriye girince gayet güzel. Bence Obama buna cevap versin. Şunu ilk defa deneyeceğiz. Kızarmış muz. Bu tatlı olan, biz geçen sefer yanlışlıkla çip şeklinde, yani tuzlu, cips gibi olan bir muz söylemiştik. Bakalım bunun tadı nasılmış, bayağı merak ediyorum. Ben de tatlı ekşi tavuk söyledim. Evet, yemeğin yanına ekmek gelmiyordu. Burada ilk defa geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ekmekle tereyağı geldi ilk. Türk usulü. Aynen. Net isminde blogumuz var. Orada seyahatin tüm detaylarını paylaşıyoruz. Açıklamalar kısmına bırakıyor oluruz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Ve takip edip like'larsanız da çok seviniriz. Instagram sayfamızdan Miles for Dreams ismiyle bizi takip edebilirsiniz. Küba'dan sevgiler. Adiós, Cuba!